Zaten selamun Aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak azılı Türk düşmanı, İslam düşmanı. Yunan vermeni ve lobilerinin bolca kürekle böyle beslediği Amerikalı senatör. Bob Menendez. Bob Menendez hakkında New York Başsavcılığı soruşturma açtı ve federal soruşturma başlatıldı. Konu? Konu rüşvet. Bolca rüşvet aldığı iddia ediliyor Bob Menendez'in. Şimdi bu Ermeni lobileri Habire parayı veriyor. Diğer taraftan Yunan lobileri, onlar da Habire para veriyor. Türkiye'ye karşı atılacak olan her adımda, Türkiye'ye karşı önünde tam bir set engel olan Amerikalı Bob Menendez, Bob'lara geldi. Türkiye F-35 savaş yeti programından diğer taraftan F-16'ların alınması noktasında ama her türlü hamlede karşımıza duran Bob Menendez. Dünyaya bir bok böceği kadar faydası olmayan Bob, dur bakalım daha ne boblara gelecek. Geçiyorum Romanya'ya. Romanya Türkiye'den 18 adet siha almak için Romanya parlamentosu parayı hazır etti. 300 milyon dolar cash para. Türkiye'nin TB2 siha almak için paralarını ayıran Romanya Türkiye'ye başvurdu. Bize bayraktar TB2 ver. Tamam, tamam. Güzel. Hani bir siha başı yaklaşık 16,5 milyon dolar gibi bir para yapıyor. Güzel para. Temiz para. Bir de bunun şu tarafı var. Hani tamam EHCI'yi dünyadan çok uygun fiyatlara veriyoruz. Veriyoruz ama bir de bize karşı bir bağımlılık oluyor. Ne bağımlılığı? Hem Türk teknolojilerine karşı tam bir bağımlılık. Diğer taraftan bu sattığımız Türk teknolojilerinin. Yani bu sadece İHA'lar, SİHA'lar olarak düşünmeyin. Araçlar, gereçler onlar bunlar noktasında. Bunların bakımı, idamesi ve bunların parçası Türkiye'den karşılanacak. Üreteceğiz. Habire fabrikalarımız 7-24 çalışacak. Hoppa bunun şurası kırıldı. Şu parçayı üret gönder. Hoppa şunun mermisi bitti. Tıpası bitti. Bilmem Tam lemmamciyesi bitti. Roketsan üret gönder. Böyle devamlı bir sirkülasyon ve bu satış gerçekleştirilince bir kere satacaksın parası alacaksın ama ömür boyu o Türk teknolojileri kullanıldığı müddetçe satılacak olan araç gereçler ki çok ama çok önemli. Türk sanayi büyüyor. Türk teknolojisi devleşiyor. Allah'a çok şükür. Bölgemizde ve hatta ki dünyanın birçok noktasında Türk teknolojileri dünyaya yön veriyor. O zaman devam. Ha şurada küçük bir parantez açayım. Bizler Türk ürünlerini satıyoruz. Özellikle Türk yapay zekalı sistemlerini, İHA'larını, SİHA'larını satışını yapıyoruz. Hani akıllara bazen şu soru gelir. Ya biz sattık, bunu alıp kopyalayacaklar, aynısını üretecekler. <laughs> Yok öyle bir şey. Bunda sevgili dostlar esas olan onun beyni, içi, kalıp var, vücut var. En güzel şekilde gösterim olabilir ama ve lakin onun beyni olan yazılımları, o milyon satır yazılımlar esas dönüm noktası. Ve biz yapay zeka, yazılımlar, kodlama noktasında İHA'larımıza, SİHA'larımıza, diğer diğer teknolojilerimize en ama en güzel yazılımları yapıyoruz. Yazılımları bizde istedikleri kadar İHA'yı, SİHA'yı dıştan kopyalasınlar. Beyin olmadığından sonra <laughs> ters uçar. <laughs> Hani o şu kafaların beyninin kuşadarsan ters uçar ya aynen o şekilde. İstedikleri kadar aynısını benzerini dıştan yapsınlar. Beyin olmazsa nanik. Romanya'dan geçiyorum Hansların Helgaların diyarına. Almanya. Almanya Başbakanı Scholz Yunanistan'da Zirtakileri ziyaret ediyor. Miço e görüşme yapıyor. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz bu görüşme esnasında. Tabii Miço durur mu? Almanı bulmuş. Söğüş demek lazım. Miçotakis Yunanistan Almanya'yı zıt zıt sayıyor. Yunanistan'ı da Fransa'yla Johnny'ler zıt zıt sayıyor. San sana. Miçotakis Olaf Scholz'a Zeus'un tapınağını gezdiriyor. Akratopolis'i gezdiriyor. Gezdir bakalım. Tabi fotoğrafların dili var ya. Evet fotoğrafların dili burada da Bilal Feyza sizlere anlatıyor. Şöyle elini uzatmış Miçotakis karşı gösteriyor. Bak şuraları sana vereceğim. Ama sen bana tank ver. Olaf, Alamancığım. sen bana tank ver. Ben de sana şuralardan birkaç ada verebilirim. Adalarımızı oraya buraya peşkeş çekiyor. Yunan, ah Yunan, nah Yunan. Mishotakis'in arkasındaki korumalara da şöyle bakaraktan ne diyordur? Şunu diyordur. Ya bizim başbakan da önüne gelene her tarafı veriyor. Bir taraftan Amerikalılara verdi. Şimdi Almanlara, Fransızlara, İsraillere veriyor veriyor. Bu Türkler bir gelecek, pir gelecek. Huh. Gelecek inşallah. Almanya bu yaptığı ziyarette Yunanistan'a Türkiye'ye karşı böyle tamam ben de senin yanındayım ama Türklerle de iyi geçin bak Türklerin kafasını çok arttırırsan vallahi de benden böyle buldozer gibi geçerler Aha, de ben karışmam babında uyarmaya gitmiştir çünkü Türkiye-Yunanistan arasında gerilimler her geçen gün daha da artıyor ve Yunan tarafı bunu daha da yükseltiyor yükselt ya bulan palikarya ya yükselt ulan <laughs> yükselt de biz de istediğimizi senin o çılgınlığından sonra yapacağız Yunanistan bir taraftan tanklarını tanklarını, zırhlı araç gereçlerini Türkiye sınırına gönderiyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da Yunanistan'a zırhlı araç gereç göndermişti ve Yunanistan açıklamayı yaptı. Mitsotakis yaptığı açıklamada Almanya'dan aldığımız zırhlı araç gereçleri tankları Türkiye sınırına gönderiyoruz dedi. Güzel. Biz de zaten böyle Sirtaki savarlarımız vardı. Yeni yeni sırtaki tıpaları yapmıştık. Onları denemek için Daşnak sürüsüne denedik. Suriye'de Esad'ın zalim Esad'ın sürülerine denedik. Libya'da halter şalterine denedik. Sırada, e sırada sen varsın. Deneyeceği bunu da. Kaşınanı kaşıyacak. Alamanla yavrumlara iyi eğlenceler. Biz yolumuza bakıyoruz. İstediğin kadar tank ver Alaman. Vız gelir rahatına son gününü gider. İsrail Türkiye normalleşmesi devam ediyor ve 10 yıl aradan sonra ilk kez bir İsrailli savunma bakanı Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Hulusi Akar Paşa'mızla görüşen İsrail savunma bakanı ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ve Türkiye-İsrail arasında askeri işbirlikleri, diğer taraftan bölgedeki gelişmeler, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve birçok noktada konuşmalar, görüşmeler yapıldı. Türk devlet aklı, Türk milletin Ali çıkarlar noktasında bu hamleleri atıyor, bu adımları atıyor. İsrail'i sevdiğimizden mi? Aa. Milletimizin hali çıkarlar noktasında bu adımları atıyoruz. İnşallah ama inşallah ilerleyen ilerleyen yıllarda Türk Birliği güçlendikçe, Türk İslam Birliği daha da güçlendikçe, Türkiye'nin etrafında bu dost kardeş ülkeler toplandıkça ve hatta ki hatta Müslüman olmayan ülkeler ama bizi seven, Türkiye'yle beraber yürümek isteyen milletler, ülkeler biz de işbirliğini arttırdıkça gelecek. İnşallah ama inşallah Türkiye'nindir. Planlamalar, stratejiler yapılıyor. 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlamaları yapıyoruz. Türk Devlet haklı tüm bir planlamaları yapıyor. Ha, İsrail Savunma Bakanı da gayet edepli, uslu durmuş. Ellerini bağlamış Saynerdan yanında. Evet, dışınız gibi içiniz de uslu olur diyeceğim ama öyle bir şey İsrail'den bekleme. O da kendi menfaatleri noktasında Türkiye'ye ister istemez yaklaşıyor ve Türk teknolojilerinde çok önemli bir hamleyle beraber devam ediyoruz. Türk teknolojileri biliyorsunuz her gün, her saniye, her an kendini geliştirmeye devam ediyor. Mühendislerimiz gece gündüz 7/24 çalışıyor, harıl harıl çalışıyor. Türkiye'nin ilerlemesi için, Türkiye'nin bölgede artan bir güç olmasını sağlamak için sabah akşam çalışan mühendisimizden, işçimizden, yöneticimizden, herkesten ama herkesten destek veren gönlüyle diliyle en küçüğünden en büyüğüne her katkı yapan herkesten Allah razı olsun. Şimdi Saha Expo Fuarı'nda Türk teknolojilerinde ilkleri görmeye devam ediyoruz. Yeni icat ettiğimiz, geliştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz araçlar, gereçler gün çıktı, dünyaya duyuruldu. Ve bunlardan çok önemli bir tanesini sizlere şimdi anlatacağım. Alpagut. Sihalardan atılan siha nasıl olur? Güzel olur mu? Oo. Süper olur dediğinizi duyuyorum. Sihalardan atılan sihalar. Evet sevgili dostlar. Roketsan ve Türk savunma sanayi tarafından ortak olarak üretilen, geliştirilen ve daha geliştirilecek çok çok adımları hamleleri olan Alpagut. Alpagut İHA'ların siyahların kanatlarından atılacak olan mini ölçekli bir kamikaze, dolanan kamikaze diyelim. Dolanan mühimmat. Ha şimdi böyle mini diyoruz ama siz benim mini dediğime bakmayın. Bayağı bir heybetli canım. Yaklaşık iki buçuk metre boyu var. Oh, oh oh Hey maşallah. Şuraya bir parantez açayım. Bir Alpagumuz var. Bu da Alpagut. Türkiye'nin T'sine. Şimdi bu Alpagut sevgili dostlar sadece İHA'ların, SİHA'ların kanatlarından değil. Hani Akıncı'nın, Aksungur'un o büyük SİHA'larımızın kanatlarından değil. TB3'ün, Anka'nın, Hürkuş'un, Atak helikopterlerinin ve deniz platformlarından denizde ve havada atılacak olan belki de kara versiyonları da yakın zamanda duyurulur. Kamikaze, dolanan mühimmat. Atıyorsun baba. Bu attığın zaman kendi kanatlarını pırrıt açıyor böyle. Akıncının kanatlarından attık. Kendini fırrıt açtı. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Videoda aldığım bu fotoğrafları ve o mini pervanesi, motoru çalışıyor. Tırırt gidiyor. İlgili hedef ve görev yerine doğru gidiyor ve orada ardından dolanmaya başlıyor. Dolanıyor havada bir saat kalabiliyor. Başlıkları da değişebiliyor. Bakın bu da var. Hani kafasına patlayıcı etkili. Böyle çok düşman unsuru var. Asker. Patlayıcı etkili koyuyorsun. Bir patlıyor. 50-100 asker. Prrr, takı, takı 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 Yere dökülüyor. Mağara delici koyuyorsun. Mağarayı delerek içine giriyor. Zırh delici koyuyorsun. Zırhı deliyor. Tankı mankı zırhlar araç gereci deliyor. Zırdaki. Geçtim. Birçok farklı versiyonları var. Akıncı gidiyor. Akıncı giderken kanatlarından bıraktığı alpagotlar kendi minik kanatlarını açıp motorunu çalıştırıp 60 kilometre menzili var. 60 kilometreye gidebiliyor ve orada görevini devam ettiriyor. Ardından hedefi buldu. Tespit etti. Çat! bağrına geçiriyor ve alpagutların ayrıca şu özellikleri var onları da anlatayım sizlere sürü halinde çalışabiliyor şimdi akıncı tiyamız iki taneyi dağıttı kanadından gönderdi diğer akıncılarımız aksungurlarımız ankalarımız tb 3 Hürkuşlarımız, kuşlarımız, ataklarımız. Onlar da kanatlarında üzerlerinde bulunan alpakutları gönderdi. Bir anda gökyüzünde yüzlerce, binlerce alpakut. Hepsi farklı bir yerde görevini icra ediyor, bekliyor. Dolanıyorlar, bakıyorlar. Ula Sirtaki nerede? Daşnak nilde? Aha burada Daşnak. Aha bu da Sirtaki. Ula daştağı mı çakayım, sırtak yemeği çakayım. Hangisi önemliyse, elzemse ona çakılacak. Ya da içlerinden biri komutan, yönetici, görev verecek. Sen, 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 siz yüzünüz. Şuradaki zirtakiler bir eteni kaldırın bakayım. Alttan tumanları var mı? Siz, 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 siz. siz. Şuradaki daşnakları bir uçurun bakalım. Uçmayı unutmuşlar mı, unutmamışlar mı diye görev dağılımı yapabilecek. Ya da şunu diyecek. Görevler iptal. Toplanın. Gidiyoruz. Başka bir yere jon geliyor. Hepsi hurra! Toplanıp Zirtaki dağna bırakıp nereye? Daha büyük düşmanlara, daha büyük hedeflere. Ve ayrıca sevgili dostlar, hani düşmanın elektronik harf sistemleri var, değil mi? Nedir? İşte sistemler karışıyor, hedefi bulamıyor, vuramıyor. Kendisi karışır, lop yere düşüyor. Yok. Elektronik harpten etkilenmiyor. Sessiz sedasız, kelebek gibi uçuyor, ara gibi bızt iğneyi çakı veriyor. Ama bu iğne aha da böyle. Maşallah. Türk iğnesi. Ooh. Yapay zekala donatılmış alpakutlar Birilerine mesajların en güzelini verdi. Ben sizlere burada küçük küçük anlattım böyle. En basit anlamda Bilal Feyza diliyle sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalıştım. Daha nice nice özellikleri var. Var baba var. Ey maşallah. Devam. Ve Güney Azerbaycan, Güney Azerbaycan Tebriz'de kardeşlerimiz sokaklarda Pers yönetimine karşı yürüyorlar, gösteri yapıyorlar, eylem yapıyorlar. Yeter artık senden çektiğimiz ey Pers diyorlar. Kardeşlerimizin yanındayız. Güney Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimiz Tebriz'de özellikle başkent Tebriz'de büyük büyük gösteriler, yürüyüşler yapıyorlar. Ve sloganları gayet net. Azatlık, adalet, milli hükümet. Güney Azerbaycan milli hükümeti inşallah ama inşallah kurulacaktır. Meclisimiz kurulmuştu. Güney Azerbaycan'a meclis kuruldu ve bu mecliste görev yapacak Güney Azerbaycan bölgesindeki temsilciler belirlenmeye çalışıyor. Onlar belirlenecek ardından daha önemli adımlar pey der pey gelecektir. Bu gösterilerle beraber Güney Azerbaycan şunu diyor. Bizi Aras ayırdılar. O Aras aradan kalkacaktır. Türk dünyası birleşecektir. Türkiye orada. Azerbaycan'ın burada. Ben de buradayım. Diğer taraftan Musul, Kerkük, Tusur, Matu, Süleymaniye bölgesindeki kardeşlerimiz ve diğer diğer bölgelerde Türk dünyası uyandı. Şahlanıyor. Birleş Allah inşallah ama inşallah bizler o günleri göstersin. Biz görmezsek bile evlatlarımız, torunlarımız inşallah ama inşallah görecektir. Biz de orada çalışmaya, bir ve beraber olmaya devam. Ve 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 Kerkük demişken, Kerkük'te bugün tarihi bir an yaşandı. Tarihi olaylar oluyor. Ne oluyor? Bir dakika. Kerkük. Evet. Misak-ı milli hudutlarımızdaki bizim diğer yarımız Kerkük, Musul, Tusurmatu, Süleymaniye. Bu Türk diyarında ilk kez ama ilk kez yaşanan olay. Türkiye'den kalkan bir uçak ilk kez Kerkük'teki havalimanına iniş yaptı. Türk Hava Yolları ilk kez Kerkük'e doğrudan uçuş yaptı. Elhamdülillah. Hani şimdi bu ne önem var diyenler olabilir. Hayır. Bu sevgili dostlar bugüne kadar nasıl oluyordu? Türkiye'den kalkan uçaklar Erbil'e oraya buraya gidiyordu. Şimdi ilk kez Kerkük'e Türkiye Kerkük birleşti. Demir yollarımız onunla çalışmaları devam ediyor. Musul Kerkük Türkiye İstanbul'dan kalkacak olan bir yolcumuz tren yoluyla Tappa Musul'a kadar gelecek ve Sınır kapısı. Sınır kapısı da mutlaka ama mutlaka açılacaktır inşallah. Arkada haritayı paylaşıyorum. Bugüne kadar Türkiye, Türkmen diyarı, Türk diyarı, Kerkük'ten, Musul'da, Tuzurmatu'yla Habur sınır kapısı üzerinden adımlar atılıyordu. Habur nedir sevgili dostlar? Habur, İran Kuzey Yönetimi'nin kontrolünde bulunan sınır kapısı. Barzanilerin kontrolünde bulunan sınır kapısı. Hayır. Bakın arkada haritada işaretli. Türk diyarı direkt bağlantıyı sağlayacak sınır kapısı orada açılacaktır inşallah. Bugün Kerkü'ye Türk Hava Yolları indi. Yarın bir bakmışız ki Milli Muharip Uçağımız TFX'imiz inmiş. Bir bakmışız ki Kızıl inmiş. İner mi? İnecektir Allah'ın izniyle. Bakınız Ankara Antlaşması 1926. Önemli, çok önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hala ama hala o günden bugüne kadar Kerkük için, Musul için, Tuturmatu Süleymaniye için bütçe ödenek ayrılıyor. Sembolik manada ayrılıyor. Niye? Çünkü herhangi bir şekilde Musul'da, Kerkük'te bir ayrım yaşandığı andan itibaren, farklı birileri bir hareket yapmaya başladığı andan itibaren Türk ordusunun Türkiye'nin oraya müdahale hakkı var. O vakit yaklaşıyor. Türk uçaklarının motor sesi Kerkük semalarında inledi. Geldik. Türk kardeşlerimiz geldi. Birleşiyoruz. Beraber oluyoruz. Ve inşallah ama inşallah öyle güzel günler gelecek ki sevgili dostlar. Ve ne diyoruz? Bin siha akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin siha ile o gün dev bir orduyu yendik. Dedirt bize ya Rabbi. Dedirt bize ya Rabbi. Dedirt bize ya Rabbi. Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda sonuna kadar ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.